Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması 10'lu TYT matematik denemelerinden deneme 10'un yani son denemenin geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümlerini Mert Hoca yapıyordu. Aynı zamanda uygulamadan da çözümlere ulaşabiliyorduk. Evet burada da çok kaliteli sorular var. Biraz sonra göreceksiniz son denemedeyiz. Videonun sonunda konuşmalarımızı yaparız. O yüzden sonra konuşmalarımızı saklayalım. Hadi ne duruyoruz çözümlere başlayalım. 31. soruyla geometri çözümlerine başlıyoruz. Böyle bıçak imalatı yapan bir atölyede şöyle bir bıçak imal edilmiş. Ve şuradaki x açısı nedir diye soruluyor bize. Ve bu bıçaklardan 5 tanesi de şu köşeye konmuş. E o zaman hadi onu kullanalım. Eş yapılar var burada. Eş yapılarda ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemliydi. Hocam bu açı, bu açı, bu açı, bu açı aynı köşedeki açı eşit. Ve 5 tane nokta açısı var orada 90 dereceye denk geliyor. Hocam 5 tanesi 90 ise bir tanesi nedir? 90 bölü 5'ten 18'dir. O zaman burası 18, 18, 18 oldu bu Oldu. Şimdi ben burada neyi kullanmak zorundayım? Hocam burada şu 45'i kullanmak zorundayım. A 2 iç açı 1 dış açı mı? Hayır. Üçgen yok burada. Sap dikdörtgen şeklindeydi. O zaman sapın dikdörtgen şeklinde olmasını kullanalım. Şurada bak burası 1, 2, 3, 4. Dörtgen şeklinde burası. E hocam ne yapacağız? Dikdörtgeni kullanacağız burada. E bu dikdörtgeni nasıl kullanacağız? Hop şunu şöyle uzatırsam. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel ya. O zaman burada bak ne oluştu? Yöndeş açı oluştu. Bu açıla bu açı birbirine eşit. Yani burası da kaç? 18 derece oldu. E hocam burada artık bir üçgen oluştu. İki iç açı bir dış açı. Bu açıyla 18'in toplamı ise eğer buraya kaç kaldı o zaman? 27 derece kaldı. Hocam şurası 27 yaptı. Süper. Benden neresi isteniyor? Burada kaçı isteniyor? Bak. Şurada kaçı isteniyor? Yani sen bunu 27 buldun ya. Şu uzantısını şöyle uzantısını. 27 buldun ya. Bu da 180'e tamamlayan açısıdır. Kaç derece yapar o zaman burası? 153 derece yapar. Dolayısıyla cevap böylelikle C seçeneği oldu. 31. soruda. Geldik. 32'ye. Evet 32'de güzel bir soru. Dikkat dikkat. Aşağıda 10 birim uzunluğunda ve 14 birim uzunluğunda bir ip verilmiş. İpler de sağa sola doğru böyle açılmış. İşte oradaki mesafe nedir diye soruluyor. Ama 45'er derece döndürmüş bunlar. Bak dikkat et. Bu 45 derece döndürmüş. Yani şurası 45. Hocam bu da aynı şekilde 45 derece. Bu şekilde döndürülmüş. E burası da 45. 45'leri yazalım. Hocam burası 45 oldu. Hemen kırmızı kalemle başlıyorduk. O alışkanlığımızı devam ettirelim. Şurası 45. Burası da 45. Burası da 45. Burası da 45 oldu mu? Oldu. Şimdi ilk önce ben şu iki kök altıyı kullanayım. Şekli şöyle büyütüyorum. İki kök altıyı da kullanıyorum. Nasıl? Hocam burası dik ya. Burası da dik. E, dik üçgene karşılık getireceğim. Dik dörtgen ne olur o? Şunu şöyle getirdim. 10sa karşısında 10. 4 kaldı buraya. Pisagor bağıntısı buradakini kafadan yapayım. Nasıl kafadan yapacağım? Hocam 2 kök 6'nın karesi. Yani 24. 24'ten 16 çıktı. 8. Kök 8 ne yapıyor? Kök 8 de 4 çarpı 2 olduğundan 4 dışarıda çıktığından 2 kök 2 olur. Evet burası 2 kök 2. Yani şuradaki uzunlukta 2 kök 2 oldu mu? Oldu. Şimdi sen buradakini döndürdüğün zaman. Hocam bu döndü buraya geldi. Yani burası da 10'dur. Bu döndü buraya geldi. Burası da 14 müdür? Evet. O zaman ona 14'leri yazalım. 10 burası 14 burası. E şimdi benden ne isteniyor? Benden şuradaki uzunluk isteniyor. Hocam şu uzunluğu bulmaya çalışalım. E ne yapabiliriz? İki farklı seçeneğimiz var. Yolumuz var. Ne yapacağız? Hop şunu şöyle bir çizeyim önce. Allah Allah. Niye tam çizemedim ben bunu? Hop şöyle aktarayım o zaman şuraya. Tamam. Şimdi burada seçeneğimiz şu. Ya burada hocam 45'in mantığını kullanıp şuradan dik çizeceğim. Sonra buradan dik çizeceğim deyip Sonra da burada dikdörtgen oluşturup dik üçgeni böyle oluşturabilirim. Ama çakallık yapalım biraz. 45'leri daha güzel bir şekilde kullanalım. Hocam burası 45-45 ya. Bak burası da 45-45. Aa ben bunu şöyle uzatırsam. Bunu da böyle uzatırsam. Ters açıdan dolayı. Bak uzattım uzattım. Uzatayım hatta normal bir şekilde uzatayım. Uzattım uzattım. Ters açıdan dolayı. Burası da 45 ters açıdan dolayı. Burası da 45. Burası da 2-2 oldu mu? İkiz kenar dik üçgenden dolayı 2-2 oldu burada. E ee? İki kökünün kök yemelimiş hali. Sonra karşımıza da bir dik üçgen çıktı. Hocam şurası kaç? 12. Burası kaç? 16. E 12 16. Burası da kaç olacak o zaman? 20 üçgeninden A üstü B üstü uzunluğunda 20 olarak buluruz. Gerçekten çok güzel bir soru. Cevap Akçay yaptı. Diğer türlü de bulurduk ama iş biraz uzardı. Geldik 33'e. 33. soruda da şöyle bir şey verilmiş. Şekilde verilen dik üçgen biçimindeki pembe ve mavi renkli iki kartondan küçük olanını Büyük olanın üzerinde konulmuş. Tamam. Şimdi pembe kartonun dik kenar uzunlukları. Bir de şu bilgiler verilmiş işte. tabi onları da kaçırmayalım. Hipotenüsleri çakışık dik kenarları paralel. Yani şununla şu paralel bununla da bu paralel. E o zaman bu paralellikleri kullanalım. Hocam ben buraya bir alfa açısı dersem. Şöyle alfa açısı dersem burası da yöndeşitten alfa olur. Buraya beta dersem burası da yöndeşitten beta oldu. O zaman kırmızı üçgenle büyük üçgen ne oldu? Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. E benzerliği kullanacağım. Bana ne verilmiş? Şu verilmiş. Şekilde görülen kısımda mavi bölgenin alanı. Pembe bölgenin alanının 8 katı verilmiş. O zaman ben şurada kalana A alanı diyecek olursam. E, hangi pembe mavi bölgenin alanında şurası da kaç? 8 A mı olacak? Evet. Hocam benzerlik alan ilişkisi. Benzer üçgenlerde benzerlik alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranın karesi alanlar oranı işte. E, alanlar oranı 1 bölü 8 mi? Değil. Niye? Hocam küçük üçgenin alanı a iken büyük üçgenin alanı 8a artı a 9a yapıyor. O zaman benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşitse tam tersi alanlar oranı kare kükü, benzerlik oranı eşittir. Yani alanlar oranı 1 bölü 9 ya kare aldığımız aldığım zaman benzerlik oranı 1 bölü 3 yapar. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 3 ise betanın karşısı a ise betanın karşısı 3a'dır. Hemen yazalım şuraya. C 3a aldı. Alfanın karşısı b ise alfanın karşısı 3B'dir. Buraya da 3B'yi yazıyoruz. Şimdi A artı D demiş. Hocam A artı 3B mi oldu? Evet D'yi aslında D 3B olarak bulduk. Eşittir 27 yemiş. Sonra B artı ne var? C var. C dediğimizde 3A. 3A eşittir 41'miş. 2 bilinmeyen iki denklem bunu çözeceğiz. Hadi çözelim bakalım burada. Hangisini bulalım önce? Hocam ben bunu eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam. Bak eksi 3 ile çarptığım zaman. Hocam eksi 3A Eksi artı 3A birbirini götürdü mü götürdü. Burası eksi 9B yaptı. Eksi 9B artı B. Burası 8B yapıyor. O zaman hemen buraya 8B'yi yazdım. Eşittir. Sonra bu eksi 3 ile bunu çarptığın zaman eksi 81 yapıyor burası. Eksi 81 artı 41 de 40 mı yapıyor? Evet. 40'ı da yazalım buraya. B'yi buradan kaç bulduk o zaman? 5 bulduk. B5. B 5. Ye B yerine 5 yazdığımda şurada 5 yazdığım zaman 41'den 5 çıktı. Öbür tarafa attım. 41'den 5 çıktı. 36 yaptı. 3A 36 ise A da buradan kaç gelir? 12 gelir. Evet A'yı da böylelikle 12 bulduk. 5 12 13 üçgeninden burası 13 oldu. E, 3 katıydı bu. Üçgendeki benzerlik oranı 1'e 3'tü. Burası 13 ise bunun tamamı 39 olmaz mı? Evet. E, o zaman sen 39'dan şu parçayı çıkartırsan x artı y'yi bulmaz mısın? Bulursun. Yani x artı y de 39 eksi 13'tür. Yani cevap böylelikle kaç çıkar? 26 çıkar. Dolayısıyla 33. soru Edremit oldu. Geldik 34. soruya. Evet burada bir bilgiler verilmiş şöyle. O uzun da bir soru. Hemen okuyalım. Çekil bir de aralarında boşluk olmadan ön yüzleri aynı hizada ve yerleştirilen iki çamaşır makinesi modeli gösterilmiştir. Bu çamaşır makinelerinin kapakları kare biçimde olup makinelerin kenarları ile ken e kapakları birbirine bir paralel olarak verilmiş. Soldaki makinenin kapağı sola doğru öbürü de sağa doğru açılmış. Ve şurada uzunluk bilgileri de verilmiş. Uzunluk bilgilerini de yazalım istersen. Burada EF ve AB 9 bölü 2. Evet burası 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2. Burası da 9 verilmiş yani. Bunlar da 9 bölü 2, 9 bölü 2 değil mi? Evet neyse 9 olur. Bu şekilde yazalım. Sonra başka ne verilmiş? 114. AF'ye 114 vermiş. Arkadaş şu AF 114 mü? Evet. E, AF 114 ise eğer burası 114 ise. Hocam 114'ü 2'ye böldüğüm zaman 57 yapar. Şu iki tane aynı çamaşır makinesi eş çamaşır makinesi. Şunlar birbirine eşit olacak. O zaman burası 57 olacak. 57'den de 9 bölü 2 9 bölü 2 9'u çıkarttığımız zaman 48 yapıyor. Evet burası 48 yapacak. Yani biz burayı 48 bulduk. Şurayı 48 bulduk. Ondan sonra burası da 48 mi? 48. E devam edelim bakalım. Hocam şurayı 48 bulduk. Kapak açıldı. Aynı kapak 48. Burası da 48. Kapak açıldı. 48 burası da. E, kalem açtığımız Döndürdüğümüz zaman yine aynı kalem esprisi değil mi? E şuranın da ben 9 olduğunu biliyorum zaten. 48, 48 ve 9. 96 artı 9, 105 yapıyor. Evet burası 105 yaptı. Kapaklar açık haldeki şekil 2'deki gösterilen kapak kenarlarını taşıyan doğrular bir K noktasında dik kesiyor. Yani şunu uzattın ve şunu uzattın. Burada bu K noktasında dik kesiyor. D üstü K'yı bize vermiş. 15 olarak vermiş. X nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle şuradaki üçgene bakalım. Burası kaç topladığımız zaman? 8, 5 daha 13, 63 yaptım. Hmm. Bu 7'nin 9 katı. Hocam bu da 7'nin 15 katı. Yani ne var burada o zaman? Hocam 9, 15. 9, 12, 15 üçgeni. O zaman burası da 12. 7'nin 12 katı olacaktır. Bu da 84 yapıyor. O zaman bir 84 tamamı. Burası da 48. 84'ten 48 çıkınca o zaman buraya da ne kalıyor? 84'ten 48'i çıkartayım bakayım. 8, 6 daha 14. 36 mı kalıyor? Evet 36 kalıyor. Buraya 36 kaldı. Artık şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı yapacak olursak. Pisagor bağıntısındaki kenarlara bakalım şimdi. 15 ve 36'daki ortak çarpan 3. 3 çarpı 5 burası. Hocam 3 çarpı 12 burası. Evet. 5 12 13 üçgenden burası da 3 çarpı 13 olacağından cevap kaç yapacaktır? 39 yapacaktır. Yani cevap 39 oldu. Kaçıncı soruda? 34. soruda. Geldik 35. soruya. Aşağıda verilen ABCD dikdörtgeni özdeş 5 dikdörtgenden elde edilmiştir. Şekildeki gibi AC ve EC çizildiğinde oluşan farklı bölgelerden biri pembe, diğeri de yeşil renge boyanıyor. Pembe renkli bölgenin alanı 24 birim kare olduğuna göre yeşil renkli bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Hocam şunlar birbirine paralel. Şu paralellikleri kullanacağız bir kere değil mi? Şekli biraz büyüteyim şöyle. Hocam şunlar birbirine paralel. Bu paralellikleri kullanacağız. E burada da eş özdeş dikdörtgenler var ya şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Hocam paralellikleri de kullanacak olursak böyle o zaman şu parçalar da birbirine eşit değil midir? Evet. O zaman bu parçaların eşitliğini şöyle bir göstereyim. Yani şurası, 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 şurası eşit oldu. Aynı mantıktan dolayı şunlar, şunlar, şunlar da eşit değil midir? Neden dolayı? Şunlar paralel ve şunlar da birbirine eşit olduğundan bunlar da birbirine eşittir diyebiliriz. E şimdi ne yapacağız burada? Hocam şurada benzerlik alan ilişkisi. Burası A iken burası 3A, burası da 5A şeklinde gider. Niye? Hani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4, A ise 4A olacak, 3A kaldı buraya. Hocam 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9, 4A ise buraya da 5A kaldı diyebiliriz. E sonra buradaki üçgene de ayrı bir şekilde bakalım. Burada da 1 bölü 2 karesi zaten bunu biliyoruz. Burası B iken burası da 3B diyebiliriz. E hatta bize alan vermiş. Pembe renkli bölgenin alanı. 3B'yi kaç vermiş? 24 vermiş. B'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 8 buluruz. B 8. 3B yok. 3B 24 ise evet B'yi 8 bulduk. Burası da 24 birim olduğunu da biliyoruz. E şimdi ne yapacağız? Yeşil bölgeye ulaşacağız. Hocam yeşil bölgeye ulaşırken de şu tepe noktasına göre bakalım. Şuradaki uzunluklara A A A diyelim. Alan dağıtımı. Bak 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 bak. 2 A'dan 3 A'ya geçiş yapacağız. 2 A'daki alan kaç? Hocam 24 artı 8. 32. 2 A'daki 32 ise eğer A'daki 16 yapar. 3 A'daki de kaç yapar? 48 yapar. 3 A'daki 48. Hocam 3 A'daki 48 alanı nedir? 9 A. Hmm. 9 A'yı biz ne bulduk? 48 bulduk. A'yı da 3'e böldün. Yo 3'a isteniyor bizden. 3'e böl. 3'a. 3'e böl. 16'm yaptı. Evet. Bizden de zaten yeşil bölgenin alanı isteniyor. Yani 3'a isteniyor. Tamamıyla benzerlik alan ilişkisi ve çok güzel benzerlik alan ilişkisi. Şuradaki oranlamaları bulup alan dağıtımından çok da hoş bir şekilde çıktı. Gerçekten güzel bir soru. Cevap 16 çıktı. Evet. 35. soru. Cevap Balıkesir. Olur. Geldik 36. soruya. Şekil 1'de bir, bir kenarın uzunluğu 4 birim olan düzgün altıgen biçimindeki kağıt bir köşegenin boyunca kesilerek iki yamuk elde edilmiş. Bir kere bu 60 60 değil mi? En uzun köşegen boyunca kesildiği zaman bir kenarın kaç katıdır? 2 katıdır. En uzun köşegen 8'dir. Yani şuranın 8 olduğunu ve buranın da 8 olduğunu biliyorum ve şuradaki parçada zaten 4 birim, buradaki parçada 4 birim. Sonra bu şekilde konulduktan sonra kağıtların çakıştığı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Evet şuradaki bölgenin alanı soruluyor. Arkadaş şimdi dikkat. Ya hocam buradaki uzunluklar bak dış açısı kaç derece? İç açısı 120 dereceydi ya bak şurası 120 derece. Dış açısı kaç derece yapar 60. E burada 60 da zaten buraya geliyor. E burası da 60. E buradaki üçgen 60 60 ve şekli büyüteyim şöyle. 60 60 ve 60 oldu. Aynı mantıktan dolayı bunlar da 60 60 60 oldu. Aynı mantıktan 60 60 60 burası da oldu. 60 60 60 burası da oldu. E şimdi burada o zaman burası tamamı 8 birim ve şurası da 4 birimse eğer hocam bunlara 2 2 mi kaldı? Evet. Tam olarak doğru değil. Soruda bunların eşit verilmesi lazımdı bu sorunun çözülebilmesi için. Çünkü soru şöyle olmuş olsaydı bak bir yamuk şöyle konulduğunda, bir yamuk böyle konulduğunda diğer yamuk da üstüne konulacak ya şu şekilde konulduğunda yani nasıl koyalım şu şekilde koyalım buradaki uzun şöyle olsun Ş şöyle koyabilirdim ben diğer yamuğu da şu şekilde konulabilirdim o zaman çakıştıkları bölge böyle burası mı olacaktı arkadaşım evet burası olacak o zaman böyleyken de sorunun çözümü değişebilir burada nazarlık olsun sanırım tek hata bu yani o hatayı da siz büyük ihtimalle çözerken böyle meraktan belki de izliyorsunuz. Belki çözdüğünüz başka çözüm var mı diye bakıyorsunuz. Çözümde de benim çözüm tekniğini kullandınız büyük ihtimalle. Ama soruda şunu söylüyoruz biz eksiklik var. Aslında şuraya bakacak olursak şununla şunun eşit olması verilmeliydi soruda. Tamam e, verilmezse o zaman soru değişiyor alan da değişir. Tamam o yüzden şunların eşitliği soruda verilmiş olsun. O zaman tamamı 8 burası da 4 birimse. Bunlara da kaç kaldı o zaman? 2 birim 2 birim mi kaldı? Evet ikilik eşkenar üçgenler yaptı o zaman bunlar. E ee, bu da nazarlık soru ha nazarlık. E şimdi bizden ne isteniyor? Buradaki mavi bölgenin koyu mavi bölgenin alanı isteniyor. Ne yapacağız? İstersen farklı şekilde yapabilirsin. Şuradaki paralel kenarın alanından tabanına ait yükseklik çizip taban çarpı yükseklikten. Şu iki tane eşkenar üçgeni çıkartabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol nedir hocam diye soracak olursan. Şunu şöyle çizdiğin zaman tam birbirinin simetriği oluyor ya. Şurada kaç 120 derece. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Burası da 60 derece. Ee, bu uzunlukta kaç? Hocam bu uzunlukta şurada bir paralel kenar oluştu. Bak şöyle bir paralel kenar oluştu. Bunu da çizdiğin zaman burada da paralel kenar oluştu. 4, 2 daha kaç oldu burası? 6 yaptı. O zaman buraya da bir 6 yazarız. E buradaki 6 şu tabana ait yüksek çizersem 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 burası da köküç yapar. E o zaman burada Alt taban artı üst taban. Bak, iki tane yamuk oldu. İki tane aynı yamuk oldu. Bu yamukların alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 4 çarpı yükseklik kök 3 böl 2'den kaç tane var? 2 tane var. Bir burada ikinci de burada. Böyle 2'ler gitti. Cevapta kaç yaptı o zaman? 10 kök 3 yaptı. O zaman 36. soru böylelikle balık kesir yaptı. Ama dediğim gibi soru kökünde şunun verilmesi lazımdı. Bu şekilde konulduğunda şu parçalar birbirine eşit ya da şu parçalar birbirine eşit olarak verilmesi lazımdı. Nazarlık soru. Nazarlık. Nazarlık. E kitabı işte ayıp etmeyelim şimdi. Yani bize bir sürü şey kattı. Büyük ihtimal çözerken de sen bu yanlışın da farkında değilsindir ama ben sana yanlışı uyarıyorum. Hani yanlış değilmiş gibi de çözüm de yapabilirdim aslında ama bu bize yakışmaz. Eğrisin doğrusunu her şeyini size gösterelim. Evet. 37. soruya geldik şimdi. Şekil 1'de. Kenar uzunlukları 28 ve 6 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt verilmiştir. Bu kağıt. Mavi çizgi gibi önce keserek birinin alanı diğerinin alanının 2 katı olacak. Bak, bak, bak. Şimdi birinin alanı şunun alanı diğerinin 2 katıysa eğer o zaman birer kenarları da ortaksa eğer 2'ye 1 oran olacak. Yani o zaman burası 2a, burası da üç a ise 3a eşittir 6 ise a'yı buradan 2 buluruz. Yani a 2 burası da 4 oldu. Aynen öyle. Şurası 2 iki... O zaman burası da 4 yazacağız. 2'ye 4 yazdık. Sonra Şimdi bu kartonlar şekil 2'deki gibi konulmuş. 2'ye 4 birim uzunluğu ve 28 birim uzunluğu var. Normalde bu dikdörtgenlerin de ağırlık merkezi. Tam köşegenlerin kesim noktası. Tam orta noktaya gelecek. Şu aralarındaki uzaklığı ilk önce hesaplayalım. Aralarındaki uzaklık kaç santimetre 60'tır diye söyleniyor. Normalde bu ağırlık merkezi çizsen burayı iki eş parçaya bölecek. Burada da dikçisi. Bu dikçisen iki eş parçaya bölecek. O zaman bunlar doğrusal olmuş oldu. Şunlar. E hocam burası zaten 4 birim. E burası da 2 birim ya. Tam buradan da dik çizsem böyle 2'ye 2 diye ayırdı. Buradan da dik çizsem 1'e 1 diye ayırdı. O zaman ben buranın 2 buranın 1 olduğunu ve ilk etapta merkezler arasındaki uzaklığın 3 olduğunu biliyorum. Şimdi gelelim şuna. Hocam biz burayı zaten 4 bulduk. Şurayı da 2 bulduk. E buradan şu merkez ya tam dik çizsem şöyle. 2 eş parçaya böldü. 2'ye 2 oldu. Hadi 2'ye 2'yi gösterelim. Şurası 2 oldu. Bileyim. 2. Burası da 2 oldu. Sonra Buradan da şuradan dik çizecek olursam şöyle. Hocam burası da 1'e 1 şeklinde oldu. Ve merkezler arasındaki uzaklık da isteniyor bizden. Şurası. E 90 dereceye karşılık getireceğim. Hocam şurası 1'e 1 yaptı ya. Dikdörtgenden dolayı burası da 1'dir. E buradan da dik çizdim. Tamamı 28 birimde. 14, 14 olacak o zaman buraları. E 14. Dikkat dikkat. Burası 14. Burası da 1. Yani şurası 14. Burası 1. Toplamda burası kaç yapıyor o zaman? 15 yaptı. Evet burayı 15 bulduk. E hocam bize şuradaki uzunluk da lazım. Şimdi ben şu uzunluğun ne olduğunu biliyorum. Hocam bu uzunluğun şuradan dik çizdiğim zaman toplamda 28 ya 14 14 olduğunu biliyorum. Şuradaki mesafe 4 birim, şuradaki mesafe 1 birim. 4 bir daha 5. O zaman burası da 5. O zaman buraya da kaç kaldı şöyle bakacak olursak? Şimdi dur, dur, dur dur, dur. Şurası 5. Şuradaki mesafe lazım bana. Şuradaki mesafe lazım. Şuradan şuraya gelmem lazım, dik çizmem lazım o zaman. Şimdi şurası 4 burası 2. Toplamda burası kaç yaptı? 6 yaptı. E, ee, 6 yaptıysa ya da 5 birim burada 1 birim de burada 6 yaptı diyebiliriz. O zaman buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Burası da 8 yaptı. O zaman dikkat dikkat. 8 burada. Bu dik kenarda 15'ti. 8 15 burası 17 mi yapar? Aynen öyle. Merkezler arasındaki uzaklık bu sefer de 17 oldu. Şimdi biraz öncekinde merkezler arasındaki uzaklık kaçtı? 3'tü. Şimdi 17 oldu. E, dolayısıyla bizden ne isteniyor? Merkezler arasındaki uzaklık ne kadar artmıştır diye soruluyor bize. Cevap 14 olur. Önceden 3'tü. Şimdi 17 oldu. Arttığı mesafe 17 eksi 3'ten de 14 çıktı. Evet 37. soru Akçay olur. Geldik 38. soruya. 38. soruda da şekilde verilen mavi ve turuncu renkli düzgün yedigen biçimindeki iki kağıt. Bak düzgün yedigen biçiminde 2 tane kağıt var ve bu kağıtlar üst üste konuluyor. Bak mavi kağıt altta dikkat. Mavi kağıt altta yedigen var burada. Burada da yedigen var. Merkezleri çakışacak şekilde üst üste konuldu. Kenarları da birbirine paralel olacak şekilde konulmuş böyle. Şunlar paralel bunlar paralel. E o zaman bunlar da paralelse. Şimdi düzgün yedigende şu merkezleri de çakışık ya. Tam merkezler şöyle şurada üçgen mi oluşturur? O zaman aynen öyle. Şöyle 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 şöyle, şöyle yapacak olursak. Tamam. Şimdi merkezleri çakışıklığında kullanmamız gerekiyor. Paralelliği de bu şekilde kullanacağız. Şimdi bir de ne demiş bize? Şekilde görünen turuncu bölgenin alanı mavi dörtgenlerden birinin alanının 9 katı. Bak. Hocam burada 7 bölge var. 7'ye bölmem gerekecek. Yani ben buraya A bunun tamamına 9A dersem burayı 7'ye böleceğim. O yüzden burası 7'nin katı olsa o zaman buraya ben bir 7A desem tamamı o zaman ne olacak? Hocam tamamı burası da 7 a ise tamamı da 9 katı olacak. Yani turuncu alan 9 katı olacak. 7 tane 9. O zaman 7 kere 9 63. E bir de 7'ye böleceğiz ya. Bunların hepsi de 9A 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 yapmaz mı böyle yapar. E şimdi burada ne çıktı? Arkadaş şunlar birbirine paralel. E alanlar oranı kaç? 9A bölü 7A mı? Değil. Dikkat. Bizim şuradaki üçgenle büyük üçgen benzer değil mi? Benzer. Alanlar oranı kaç? Hocam 9 a'ya 16 a yaptı. O zaman 9 bölü 16 benzerlik oranın karesi alanlar oranı eşit olduğundan dolayı alanlar oranın karekökü de benzerlik oranı eşittir 3 bölü 4'tür. Yani burası 3 k iken şöyle göstereyim. Burası 3 x iken burası 4 x değil burası da x olacaktır. Çünkü benzerlik oranı 3 bölü 4. Ya da burası 3 a iken burası ne olacaktır? 4 a olacaktır benzerlikten dolayı. E, kağıtların çevreleri toplamı. 7gen şeklinde iki tane kağıt vardı ya hocam. Bir buradaki 7genin çevresi artı bir de buradaki 7genin çevresi. Bunlar kaç verilmiş bize? 245 olarak verilmiş. Hocam burası 3A'dan 7 tane var. 21A. Artı 4A'dan da 7 tane var. 28A. Toplam kaç verilmiş bize? 245 olarak verilmiş. Topladığın zaman 49A yapıyor. 49A'yı 49 A'yı 245 bulduysak o zaman A da buradan 5 geliyor galiba. Evet A 5 geldi. Bizden turuncu kağıdın bir kenarının uzunluğu. Yani 3 A isteniliyor bizden. A yerine 5 koyarsak cevap ne yapar? 15 yapar. Bu da çokgenle ilgili bir de üçgende alanı ve benzerlik alan ikisini kullandıran güzel sorulardan biri olmuş. 38. soru Denizli olur. Ve geldik kat isimlere galiba. Evet. Şimdi yarı çapı R ve yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunuyor. Eyvallah. Tabanları çakışık olacak biçimde iç içe yerleştirilen dik dairesel silindir biçimdeki içleri boş iki kaptan dıştakinin yüksekliği 8, içtekinin yüksekliği de 11 verilmiş. İçteki kapın üzerine bulunan bir dijital musluk, içteki kapın üzerinde bulunan bir dijital musluk. Yani şöyle bir musluk var diyor. Şöyle bir dijital musluk var diyor. Bu musluk bunu dolduruyor. Birim zamanda sabit miktarda su akıtmaktadır. Bu musluk açıldıktan T saniye sonra içteki. 2 T saniyede dıştaki. Bak T saniyede burayı içini doldurdu mu şöyle tamamını doldurdu. Sonra bir T saniye daha gidiyor. Bu Bo boşluğu mu dolduruyor? Evet. Yani her ikisi de aynı saniyede doldurduğu için o zaman ben buradaki büyük silindirin hacmiyle pardon küçük silindirin hacmiyle şuradaki boşluğun hacmini iki aynı sürede dolduğu için birbirine eşitleyebilir miyim? Evet. Eşitleyebilirim. O zaman eşitleyeceğiz. Bunu demek istemiş yani buradaki kaydı. Evet. Küçüğün hacmine Arkadaş şu küçük içerideki silindirin yarı çapına ben küçük r diyecek olursam eğer. Büyüğün yarı çapına da büyük r diyecek olursam eğer. Küçüğün hacmi yani yazıyorum ki r kare çarpı h. Yüksekliği kaç? Yüksekliği hocam 10. Neye eşit? Hocam boşluğun hacmi neye eşit olacak? Şu boşluğun hacmini de şöyle göstereyim. Şu boşluğun hacmi neye eşit olacak? Bu boşluğun hacmini bulurken ne yapacağım? Hocam büyük silindirin hacminden şuradaki küçük silindirin hacmini mi çıkartacağım? Hayır. Boşluğun hacmini bulurken ne yapacağım? Hocam büyüğün hacminden neyi çıkartacağım? Şuraya kadar ki yüksekliği 8 olan ki şuradaki silindirin hacmini çıkartacağım. Bak bu anlamda gerçekten güzel bir soru. Evet o zaman ki büyük r kare büyüğün hacminde yarıçap çarp 8 eksi. Bir de buradaki ne çıkartacağım? Şunu çıkartacağım yani. Yarı çapı da küçüklüğe pi r kare çarpı yüksekliği de 8. O zaman ben buradaki 8 pi r kareyi buraya atarsam x 8 pi r kare artı 8 pi r kare olur. O zaman bu 18 pi küçük r kare yaptı. Öbürü de küçük 8 pi r kare mi yaptı? Evet. Pi'ler sadeleşti. Ben buradan ne buldum o zaman? R kare bölü büyük R kareyi hocam 8 bölü 18 buldum. Yani 4 bölü 9 buldum. Kare kökünü alırsam R büyülü büyük R 2 bölü 3 mi oldu? Evet. Buna göre silindirlerin yarı çapları oranı aşağıdakilerden hangisidir? E direkt 2 bölü 3'ü bulduk zaten. Cevap 39. soruda Ceyhan çıktı. Güzel bir soruydu. Ve geldik 40. soruya. Evet şimdi burada da piramit sorulmuş. Piramiti ÖSYM uzun zamandır sormuyor. Burada sorabilir. Hatta piramitle prizmayı aynı anda sormuş. Aklıma benim şey geldi. Hemen ondan bahsedeyim sana. Böyle bir şey gördüğüm zaman ben silindirle koniyi aynı anda gördüğüm zaman mesela bir silindir ve koni meşhurdur ÖSYM'de sormuştur. Silindirle koniyi aynı tabanlı ve aynı yüksekliği olduğu zaman şunun koninin hacmi pi r kare çarpı h bölü 3 öbürü de pi r kare çarpı h ya e oranladığımız zaman 1 bölü 3 geliyor. Yani şuradaki hacim v iken tamamı ne olacak 3 v tabanları aynı yükseklikleri aynı olan koni ve silindirde 1'e 3 oran vardır diye söyleyebiliriz. Çok mantıklı. Hatta ben böyle e, ÖSYM'e şöyle soru sorduğu zaman silindir ve koniyi aynı anda işin içine kattığı zaman koniyi ben hemen şöyle bir silindir yaparım şöyle. Şurası V iken şuraya 3V derim. Sonra atıyorum burası da 5V ise. E, hocam burası da 5V ise buradaki hacimler yüksekleriyle doğru orantılı derim. Yani bunun yüksekliği 3X iken bunun yüksekliği de 5X diye yorum yapabilirim. Aynı mantık var burada. Bu sefer prizmayla ne var? Piramit var prizma ile piramitte de aynı mantık şey yapılır. Bir prizma var elimizde mesela şöyle. E piramit çizdiğimiz zaman içine hocam şu şekilde bir piramit çizdiğimiz zaman şu piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. E öbürü de taban alan çarpı yükseklik oranladığımız zaman 1'e 3 oran var. Yani burası V iken burası 3 V. Yani bir piramitle de bir prizma aynı anda işin içine girdiği zaman da aynı teknik kullanılabilir. İstersen formülde kullanabilirsin. Taban alan çarpı yükseklik kullanıp da işlemde yapabilirsin burada. Ama ben bunu böyle gördüğüm zaman ne yaparım? Hemen böyle bunu eski haline geri getiririm. Yani şu şekilde prizmaya tamamladım bunu. Bunu da prizmaya tamamladım şöyle. Şöyle yaptım, şöyle yaptım ve şöyle yaptım. Tamam. E bir de şimdi piramitlerin hacimlerine değerler verelim. Şurada mesela büyüteyim şöyle. Hocam şuradaki V ise bu arada burası V iken Şimdi ayrı ayrı piramitlere bakalım. Şu piramitte yükseklik A iken hacim V ise taban aynı ya iki piramitte de tabanları aynı yükseklikleriyle doğru orantılır. Çünkü taban alanı her ikisinde de A ya taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 öbürü de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Oranladığın zaman ne geliyor? Bölü 3'ler A'lar gidiyor 1 bölü 2 geliyor. Yani bu ne? Hacimleri oranı 1 bölü 2 olmuş oldu. Yüksekleriyle doğru orantılı yani. O zaman buradaki hacim V iken ben buraya ne diyeceğim o zaman? 2V diyeceğim. Tamam şuraya 2V'yi yazdım. E şimdi ben bunu tamamladım ya. Bak şuradaki hacim piramidin hacmi V iken hocam tamamladığım kısmı taban alan çarpı yükseklik bölü 3 biri taban alan çarpı yükseklik de öbürü ya 1'e 3 oran var demiştik. O zaman bunun hacmi de ne olacaktır? 3V olacaktır. Evet şurası 3V yaptı. E o zaman burası 2V ise buradaki hacim ne yapacak? 3 katı 6V mi yapacak? Aynen öyle. Şimdi soruyu oku okuyalım bakalım. Yontma işleminden sonra sivri iki uç arasındaki uzaklık yine 20 olmuş. 50 olmuş pardon. Önceden burası 50 idi. Şimdi buradaki mesafe de 50. Yani sen buradaki noktaları hiçbir şekilde kısaltmamışsın. Buradaki uzaklık hala da 50 olarak devam ediyor. Yontulmuş ahşabın hacmi başlangıçtaki hacminin %92'si. Ee, burada %92'si kalmış. Gidenlere bakalım. Gidenler %8 değil midir? Evet. Gidenler %8'i. O zaman %8'i üzerinden işlem yapalım. %8'i gidenler. Gidenlere bakalım. Hocam burası V iken 3V burası. Ya o yontulan kısım 2V'lik kısım diyeyim burada. Evet. 6 vye 2V yontulan kısımda 4V. Yani burada 4V'lik kısım yontuldu. Burada da 2V'lik kısım yontuldu. Toplamda 6V'lik kısım yontuldu. O zaman %V'lik kısmı 6 %8'lik kısmı 6V mi? Evet. O zaman %8'lik kısmı 6V ise yüzde yüzlük kısmı kaçtır diye bir önceki baştaki hacmi bulalım. Şimdi bu da soru işareti ne eşit olacaktır? 100 çarpı 6 v bölü 8 eşit olacaktır. 4'e bölsen 25, 4'e bölsen 2, 2 ile bu sadresi 3. 75 V yaptı tamamı. Arkadaş bunun tamamı en başta 75 V'ymiş. E şimdi bir de prizmalarda yüksekliğinde hacimler doğru orantılı. Ki zaten bak dikkat et burada ne dedik? Hocam A'da 3V var. 2A'da 6V. Yüksek hacimler doğru orantılı. E bunun tamamı kaç V bulmuştuk zaten? Hocam bunun tamamı da 75V ya. E şunu düşün o zaman. A'da 3V ise yani 3 katı oldu. Hocam burada da 3 katı 75. 75 3'e böl. Onun, o zaman bunun tamamı da 25A yapmak zorunda değil mi? Evet. Yani ben bunun tamamını ne buldum? 25A buldum. E ben bunun tamamını 25A bulduysam eğer 2A ve A'sı burada 3A'sı burada. X'e de ne kaldı o zaman? 22A kaldı. E şimdi ben şunun da 50 olduğunu biliyorum. Tamamı da zaten 25A. A'yı da buradan 2 buldum. Şimdi benden X deniyor. X de 22A olduğundan dolayı A yerine 2 yazarsam cevap da 44 çıkar mı? Çıkar. Yani cevap böylelikle Ceyhan oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Bu zamana kadar hem piramit hem prizmayı aynı anda bu şekilde işin içinde sormadı ÖSYM'e ya sorarsa. TYT müfredatında piramit var uzun yıllardır sormuyor ya sorarsa. Aha böylesi de sorulabilir. Bak çözüm aslında kısa oldu. Ama ben sen daha net bir şekilde anla diye yavaş yavaş tane tane ekstra bilgileri verdim. Belki de bu sorunun çözümü 5 dakika tuttu. Ama aslında 5 dakika değil de 1 dakika içinde anlatılabilecek hiçbir şeydi. İlk defa böyle bir soru gördüğün için sana daha detaylı ve tane tane anlatmak istedim. Bak dikkat et konuşurken bile yavaş yavaş konuştum. Normalde şöyleyken böyle böyleken şöyle falan filan diye çözüyoruz değil mi? Aa, buradaki bilgiyi ilk defa aldığınız için bu şekilde sana çözmek istedim. Evet gençler böylelikle hallettik. Hallettik hallettik. Denemeyi hallettik. Şöyle bir yıldızlarımızı atalım mı? Atalım bence. Bu denemenin yıldızlı sorularından, sınavda çıkmaya aday sorularından biri bu. Biri bu. Hocam silindir müfredatta yok ama e, 2023'te olması lazım. 2023'te silindir sorusu geldi haberin olsun. Ya 2023 ya da 2022. Yani 9 ve 10'da anlatılmıyor aslında ama sonuçta bir prizma gibi düşünülüp onu orada sordular haberin olsun. Bunlar gerçekten yıldızlık sorular. Bu da yıldızlık soru. Bu da yıldızlık soru. Zor anlamında değil. Sınavda çıkma anlamında söylüyorum. Sonra burada evet. Bu da yıldızlık soru gerçekten güzel bir soruydu. Bu sayfada da Aa, bu soru çok güzel bir soru. Kolay bir yoldan çözümü de var ya ondan dolayı. Bu yıldız soru. Biraz önce en benzerlik alan ikisinde yıldızlık yıldız attım. Eğer ona yıldız atmasaydım bu soruya da yıldız atabilirdim. Benzerlik alan içkisi ama yıldız atmama gerek yok. Bir de burada da tabii ki bu açı sorusu da güzel bir yıldızlık soruydu. Evet ufkumuzu açtı değil mi gençler? Şöyle son kapanışı şöyle kendimi de büyüterek yapayım istersen. Gençler bitirdik. Denemeyi bitirdik. Yani ne denemesi? Şöyletler karmasındaki denemeleri bitirdik. Gerçekten 10 denemede toplamda 100 tane soru var geometri adına konuşuyorum. Bu 100 tane sorunun bence en az yarısı ufkumuzu açan sorulardı. Yani bizi geliştiren sorulardı. Ve bu sorular sadece TYT mantığında düşünmemek gerekiyor. AYT anlamında da birçoğumuzu çok iyi bir şekilde geliştirdiğini düşünüyorum. Sadece AYT anlamında hangi sorular? Yok, analitik yok. Bir de çember soruları yok. Bir de iki iki tane konu yok sadece. Bir de çember altı yok. İkisinin birleşimi yok neyse işte. Anladın olayı. Ama ben çözerken gerçekten çok zevk aldım. Bir tane nazarlık sorumuz var. O nazarlık soruyu da zaten bu videonun içerisinde gördün. Bir tane o da olur. O da olur. Gözden kaçmış diyelim. Ama aslında kimsenin gözünden kaçmadı o soruda. Gerçekten çok zevk aldım. Sen de zevk almışsındır. Bu sorulardan sonra geometriye bakış açın. Daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Ee, elimden geldiğince sizlere buradaki çözümleri aktarmaya çalıştım. İnşallah faydam dokunmuştur. İnşallah sınavda hak ettiğim başarıyı elde edersin dostum. Benlik şimdilik bu kadar. Sonrasında yine güzel şeylerle, şortlarla kısa bilgilerle yine karşına geleceğim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.